Sevgili öğrenciler, eylemsizlik testiyle test 19'da karşınızdayım. 2023 kitabında olan testtir. 2022 kitabında bulunmamaktadır. Bilgi Sarmal yayınlarıyla devam ediyoruz. Evet, birinci soru ne diyor? Sürtünmesi önemsiz ortamda şekildeki araç üzerinde M kütleli cisim cisim dengede kalıyor. Buna göre araç için verilen yargılardan hangileri doğru olabilir diyor. Sevgili öğrenciler, eylemsizlik bir kuvvet değildir ve cisim üzerinde gösterilmez. Eylemsizlik şudur, cismin hareketin tarzına göre ona göstermiş olduğu direncin ölçüsüdür diyebiliriz. Yani eğer cisim hızlanıyorsa hızlanmama konusunda, yavaşlıyorsa yavaşlamama konusunda bir direnç gösterecektir. Bu da cisim üzerinde oluşan kuvvetlerin farklı oluşmasına sebep olacaktır. Ama tabii ki biz direkt olarak cismin üzerine bir eylemsizlik kuvveti diye bir kuvvet uygulamıyoruz. Sadece bu cismin hareketin şekline göre göstermiş olduğu dirençtir. Dolayısıyla yargılarımıza tek tek bakabiliriz. Cisim dengede kalıyorsa sevgili öğrenciler, bir yönünde hızlanan hareket yapıyor mudur? Evet, cisim bir yönde hızlanan hareket yapıyorsa cismin bir kere aşağı yönlü nesi vardır? Mg, sin, teta diyebiliriz buna. Aşağı doğru onu sürüklemeye çalışan bir kuvvettir. Ve bunun da yukarıya doğru dengede durabilmesi için o halde bir yönünde hızlanıyorsa cisim hızlanmama yönünde bir hareket oluşturacaktır. O halde bir yönünde hızlanan hareket yapabilir diyoruz. Peki iki yönünde hızlanan bir hareket olsaydı o halde buna ters yönlü bir hareket oluşturabilecekti. Yani direnç gösterecekti. Aşağı yönlü bir direnç göstereceği için iki yönünde hızlanan hareket diyemeyiz sevgili öğrenciler. Ama iki yönünde yavaşlayan hareket yapabilir mi? İki yönünde yavaşlayan hareket yapıyorsa o halde yavaşlamama yönü doğrultusunda cisim üzerinde bir kuvvet oluşacaktır. Cismin göstermiş olduğu direnç diyelim, tekrar kuvvet demeyelim. Sonuç olarak iki yönde yavaşlayan hareket yapmaktadır bilgisi de bize doğru bilgiye ulaştıracaktır. Yani bir yönünde hızlanan ile iki yönünde yavaşlayan hareketler bu cismimizin dengede kalması için sebeplerdir sevgili öğrenciler. Yani yanıtımız E seçeneğidir. Evet, ikinci soruya geldik. Cisim asılmış asansör tabanına M kütleli cisim dengede olup ipteki gerilme kuvveti T'dir. Evet, T şu an sadece neyi göstermektedir sevgili öğrenciler? Dengede olduğu için Mg'yi göstermektedir. Yani 30'sa ip gerilmesi de gene 30'dur. Peki ipteki gerilme kuvvetinin T'den küçük olması neyi göstermektedir sevgili öğrenciler? Tek tek bakalım. İlk önce bakalım bir yönünde hızlanırsa sevgili öğrenciler, bir yönünde hızlanırsa sonuç olarak sevgili öğrenciler, hızlanma neticesinde cisim ne olacaktır? Aşağı yönlü üzerinde bir hızlanmama yönünde bir direnç oluşturacaktır. Bu direnç de T'nin daha büyük olmasına sebep olacaktır. Yani bir yönünde hızlanma bilgisi olamaz sevgili öğrenciler. İki yönünde yavaşlama olursa sevgili öğrenciler, cisim gene hızlanma yönünde, yavaşlamama yönünde bir direnç göstereceği için sonuç olarak iki yönünde yavaşlama da olamaz. Peki iki yönünde hızlanırsa, o zaman iki yönünde hızlanırsa da sevgili öğrenciler, cisim hızlanmama yönü doğrultusunda yukarı yönlü kendisi üzerinde bir direnç gösterecektir. O halde iki yönünde hızlanma bilgisi doğru bir bilgidir sevgili öğrenciler. Yanıtımız C seçeneğidir. Üçüncü soruya kadar geldik. Bu soruda 6 metre bölü saniye kare ile hareket yönü olan bir cismimiz var ve yavaşlayan hareket yapmaktadır. Peki bu yavaşlayan harekete karşılık olarak cisim yavaşlamama yönünde bir hareket tarzı oluşturacaktır. Cismimizin normaldeki hareketsiz hali, yani sabit hızlı harekette oluşmuş olduğu buradaki değerimiz 50 Newton'dur. Peki yavaşlamama yönünde hareket gösterdiğinde ise sevgili öğrenciler, bunun direnci yukarı yönlü olacağı için o halde şöyle yapalım bir kere. Değildir. Direncin değeridir sevgili öğrenciler.
direncin değeri olduğu için bunu 30 Newton olarak gösterebiliriz. O halde ip gerilmesi de Mg-30 Newton'dan, yani Mg'miz de 50-30'dan 20 Newton değerine bizi götürecektir. Tekrar ediyorum, cismimizin yavaşlama hareketine karşı göstermiş olduğu direncin ölçüsü 20 Newton'dur. Bu da ipteki gerilmeyi azaltıcı bir etki oluşturacaktır sevgili öğrenciler. Yani yanıtımız burada nedir? A seçeneğidir. Evet, dördüncü soruya geldik sevgili öğrenciler. İp gerilmesi var. Ne olmuş? Sağa doğru bir hareket söz konusu, hareket ediyormuş. Ve ivmenin değerini bulabilmek için niceliklerden hangisinin bilinmesi gerekmektedir? Evet, aşağı yönlü bir kere cismimizde bir Mg vardır. Cisim sağ yönlü bir hareket oluşabilmesi için demek ki burada hızlanma hareketi olarak değerlendirebiliriz. Hızlanma hareketine karşı göstermiş olduğu direnç, araç kullanırken gaza bastığımızda bizim arkaya doğru üzerimizde göstermiş olduğumuz dirençle ilgili olarak arka yönlüdür. O halde bunu arka yönlü bir değer olarak gösterdiğimiz zaman bu ikisi, iki değerin oranı neyi verecektir? Teta değerini oluşturacaktır. Peki Tx'i oluştururken ne olarak oluştururuz sevgili öğrenciler? Buna T dersem iki tane bileşeni vardır. Tx'in iki tane bileşeni tek tek yazalım. Bir bileşeni, yani x ekseni üzerindeki bileşeni T çarpı sin teta'dır. Aynı zamanda Ty de sevgili öğrenciler T çarpı kosinüs teta'dır. Bu da sevgili öğrenciler MA ile Mg'nin oranlarını verecektir. M'ler sadeleştiği zaman, T'ler de sadeleştiği zaman tanjant teta A bölü G oranına bizi götürmektedir. Dolayısıyla buradaki ivmenin değerini bulabilmek için tanjant teta A bölü G ise bakın kütleden bağımsız olduğunu biliyoruz. O halde teta açısının trigonometrik değerini bilmek gerekmekte ama M kütlesinden bağımsızız. Yer çekimi ivmesine de gerek var. Çünkü tanjant teta A bölü G burada gördüğümüz üzere M bulunmamaktadır. O yüzden sadece 1 ve 3 doğrudur. Yani yanıtım C seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet, 5. soruya geldik. Burada sürtünmesi önemsiz. Yatay düzlemde sırasıyla A1, A2 ve A3 ivmeleri ile hızlanan neyimiz var? Aracımız var. Burada bunlar arasındaki ilişkiyi soruyor. Bir önceki sorudan da bildiğimiz üzere şöyle diyebiliriz. Bir kere alfa değeri, tanjant alfa değeri neye alakalıdır? A ile G'nin oranını vermektedir. A ile G'nin oranını vereceği için M kütlelerinden bağımsızız. Dolayısıyla A1 ile A2 arasında bir eşitlik söz konusu olacaktır. Yani A1 eşittir A2'dir. Çünkü tanjant alfa A bölü G oranıdır sevgili öğrenciler. Peki tanjant 2 alfa olduğunda, dolayısıyla tanjant 2 alfada, yani açı büyüdükçe sinüs değeri büyümekte, kosinüs değeri küçülmektedir. Dolayısıyla alfa değeri de büyüyecektir. O halde A bölü A3 de diğerlerinden büyüktür. Tanjant alfayı sinüs alfa bölü kosinüs alfa olarak yapabiliriz. Alfa büyüdükçe sinüs alfa büyüyecek. Kosinüs alfa da küçüleceği için sonuç olarak tanjant alfanın değeri de A bölü G oranını büyütecektir. Yani A3 diğerlerinden büyük olacaktır sevgili öğrenciler. Bunun yanıtı da D seçeneğidir. 6. sorumuza geldik. Burada sevgili öğrenciler bir hareketlimiz var ve yavaşlayan bir harekettir. Yavaşlamaya karşılıkta eğer cisim sola yönlü bir açı oluşturduysa, 53 derecelik bir açı oluşturduysa hareket yönü sorulmakta. Cisim sola yönlü bir hareket oluşturduğuna göre o halde iki yönünde bir yavaşlama hareketi diyebiliriz sevgili öğrenciler. Yani iki yönlü bir kere işaretleyelim. Peki bunun değerini bulurken de neyle buluyorduk? Tanjant alfa MA bölü MG oranıdır sevgili öğrenciler. MA bölü MG oranında M'ler birbirini götürdüğü zaman tanjant alfanın değerini de biz ne olarak biliyoruz? Sinüs 53 bölü kosinüs 53'ü de, yani 8 bölü 6 değerinden
A bölü G değerinde G yerine 10 yazdığımızda sevgili öğrenciler, sonuç olarak bunları sadeleştirdiğimizde 4 bölü 3 ise A eşittir 10 olarak yazmayalım, gene G olarak bıraktığımızda 4 bölü 3 G değerine bizi götürecektir. Cisim yavaşlamaktadır. Yavaşlıyorsa o halde yavaşlamaya karşı direnç iki yönünde olması gerekmektedir. Zaten diğer ivme değerinde 4 bölü 3 G olarak da bulduk sevgili öğrenciler. Yani iki yönünde yavaşlayan yanıtımız B seçeneğidir. Evet, 7. soruya geldik. 3 ayrı bölümde cisme ait bir grafik var. Durgun aracın tavana asılmış şekil 1'deki gibi olup doğrusal bir yolda hareket ederken aracın hız zaman grafiği şekil 2'deki gibidir. KLM aralıklarında ipte oluşan gerilme kuvvetler arasındaki bilgiyi soruyor. TK, TL ve TM arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. İlk seçenekte sevgili öğrenciler belirli bir ivme değeri var. İkinci seçenekte ivme değerimiz ne olmuş? Artmıştır. İvme değerimiz artıyorsa o halde buna karşı cismimizin göstermiş olduğu direnç daha fazla olacağı için TL'nin TK'dan daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. TL TK'dan daha büyükse bakın M bölümünde bir hız değişimi olmadığı için burada herhangi bir değişiklik oluşturmayacaktır. Dolayısıyla burada herhangi bir değişiklik direnç oluşmayacağı için de bu her ikisinden de küçük bir değere sahiptir. O halde L K'dan büyükken de K da M'den büyüktür. Buna uygun seçenek de D seçeneğidir sevgili öğrenciler. 8'e geldik. Evet, bu soruda sevgili öğrenciler hareket eden bir cismimiz var. A ivmesiyle hareket etmekte. Buna göre cismin serbest cisim diyagramı hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Bir kere eylemsizlik kuvveti cisim üzerinde gösterilmez sevgili öğrenciler. Sonuç olarak bunları rahatlıkla silebiliriz. Zaten eylemsizlik kuvvetlerini sildiğimiz için tek seçenek var. Yani sadece ip gerilmesini gösterebiliriz. Aynı zamanda MG'yi de göstermiş oluyoruz. Peki bu cisim nasıl bir hareket yapmaktadır? Bu cisim A ivmesiyle sola yönlü bir hareket yaptığında buna karşı göstermiş olduğu direncin bir ölçüsüdür diyebiliriz sevgili öğrenciler. Yani A istikametinde bu yönde bir hızlanma hareketine ait bir cismin yatayla dikeyle yapmış olduğu açının ürünüdür diyebiliriz. Yani cisim sağ tarafa doğru hareket etmiştir. Dolayısıyla buna hareketin hızlanmasına karşı göstermiş olduğu direncin ölçüsü olarak da bir dikeyle teta açısı oluşturmuştur. Sonuç olarak da cisim üzerinde MG var, T var ama eylemsizlik kuvveti dışarıdan olan bir kuvvet olduğu için göstermiyoruz. Yani burada yanıtımız C seçeneğidir. Bir başka teste buluşmak üzere 2023 çözümlerine devam edeceğim sevgili öğrenciler.